Dostlar, hepiniz yeni bir videomuza da hoş geldiniz. Ee, bu video, bir aksilik olmazsa günün son videosu olacak. LRC ve SPELL koinlerin e, teknik analiziyle karşınızdayım sevgili dostlar. LRC'nin ve SPELL'in hareketlerini değerlendireceğiz, teknik analizlerini gerçekleştirip e, yollarını belirleyeceğiz. Ne tarafa doğru gidecekler, yükselişler mi, e, düşüşler mi gelecek? Her bir soruya yanıt olacağız inşallah bu videoda sevgili dostlar. E, videoya geçmeden önce belirtmeliyim ki bu videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kimseye alsat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlu olduğunuzu bilerek lütfen videoya devam ediniz. Ayrıca sizlerden e, ricam insanlar videoları seyrediyor fakat kanala abone olmayı unutuyorlar. E, videolara emek, veri, emek veriliyor sevgili dostlar. O yüzden rica ediyorum bir saniyenizi ayırıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Abonelik bizler için oldukça önemli. Lütfen arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. İhmal etmeyelim diyeyim. E, bu şekilde yavaştan da dostlar tekrar e, şimdiden teşekkür ederim bu arada abone olanlara. E, videoyu da beğenirseniz sevinirim. Burada da Gala ve Reefcoin'in videosu yükleniyor. Dilerseniz onları da girip e, seyredebilirsiniz sevgili dostlar. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi bu arada LRC'de şurada da bir destek direnç noktamız var. Onu da atlamayalım. Öyle çok aman aman güçlü bir nokta değil. Fakat çalışır yani çalışacaktır. Şimdi dostlar LRC'de geçtiğimiz günlerde zaten şunu söylemek lazım. Çok güzel bir e, hareket yakaladık. Bu hareket sadece bir e, alelade bir yükselişten ibaret değildi. Çünkü bir Coin için biz her zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bir coin'in yükselişi için yani evet bu coin yükselecek dememiz için bizim e, günlükte o coin'in EMA 50 üzerine atması lazım. Nitekim aralıktan beri bir kere bile iğne bile atamamıştık arkadaşlar. LRC'de EMA 50nin üzerine. Fakat ya bu benim başıma bela oldu ya. Allah aşkına gitti. E, neyse. Dikkatimi dağıttı. Neyse arkadaşlar bakın günlükte geçtiğimiz günlerde hatta 19 Mart itibariyle bizim e, çok net bir şekilde bakın EMA 50nin üzerine çok sert bir şekilde atmışız. Daha sonrasında bir düşüş bakın MA50'nin altına tekrar atınca LRC çok ciddi bir burada arkadaşlar ne mevzusu bir tepki var arkadaşlar ciddi manada e, yukarı doğru bir EMA 50yi kırma. Tepki hareketi karşımıza gelmiş arkadaşlar. Ee, bunu net bir şekilde görüyoruz. Şu anda da bakın bulunduğumuz noktada bu yükseliş 1.1 direncini kırmış geçmiş arkadaşlar. Fakat e, burasını maalesef destek alamamış ve şu anda e, normalde şöyle bir hareket beklenir arkadaşlar. Hani bu durumlarda mesela kırdı geçti diyelim. Tekrar düşer. Bu düşüş EMA 50'ye kadar. Normalde sürmesi bekleniyor arkadaşlar. Fakat LRC çok ciddi bir performans sergiliyor burada. Yani resmen e, havada asılı kalıp e, böyle e, direnci resmen zorluyor arkadaşlar. Yani kıracağım diyor adeta bakın. Son iki gündür resmen bulunduğu noktaya yapışmış. Resmen havada asılı kalmış. Ve görünen o ki arkadaşlar e, biz burayı destek alacağız şu anda görünen. O, oh. Bakın e, MA50'miz de günlükte zaten artık pozitife çalmış kendisini. E, 1.1'leri 1.11'leri e, bizim destek almamız an meselesi sevgili dostlar. Şöyle baktığımız zaman olası bir düşüş senaryosu test senaryosu olduğunu olacağını söylersek bu, e, bu test nereye kadar gelebilir? Bakın bu testte arkadaşlar hani aşağı yönlü bir hareket gelirse. 4 saatliğin hareketli ortalaması EMA 50si bizi tutmaya gayet de yetecek ve artacaktır. Bu da aşağı yukarı 1 dolarlara tekabül edecektir. Yani olası bir aşağı düşüş senaryosu 1 dolarlara kadar gerçekleşecektir. Bu fiyatlar görüldüğünde de kademeli olmak şartıyla bütün parayı basmıyoruz. Her zaman söylüyorum kademeli alım esastır. 1 dolarlara kadar tekabül edecektir bu hareket ortalama ve hareketli ortalama ve düşüşte de bizi destek olarak tutacaktır. Velhasıl LRC'de 1 dolarlı seviyeler görülürse alım için uygun bir güzel bir fırsat olduğunu çünkü sonrasında tekrar yönünü yukarı çevireceğini bilmemiz gerekir. Ee, daha yüksek ihtimal olan kısa vadede 1.11'lerin destek alınma pozisyonunda artık yönümüz 1.43'lerdir. Ve bu durumda da dostlar 1.11'lerden güzel bir alım fırsatı elde etmiş oluruz. 1.43'ler destek alındığında yine güzel bir alım fırsatıdır bizim için. Uzun vadede hatta e, uzun demeyeyim aslında. E, pek uzun olduğunu sanmıyorum. 1.98'lerin üzerine attığımızda e, yine güzel bir alım fırsatı olacaktır arkadaşlar. E, çok uzun olduğunu sanmıyorum diye niye dedim? Çünkü şey arkadaşlar mesela burada 1.11 alındıktan sonra şu 1.43'lere mesela bakın şu 1.43'e tek postada üzerine atlama ihtimalimiz yani red yemeden çıkma ihtimalimiz de oldukça yüksek çünkü çok güçlü bir direnç değil yani şu anda da açılıyoruz Bitcoin tarafından yani tek seferde burayı destek alıp yönünü yukarı çevirme ihtimali yani 1.1'den 2 dolarlara hızlıca çıkma ihtimali 1.1'ler alındığında çok yüksek e, kısa süre içerisinde çıkış gerçekleşir. LRC'nin günlüğünde zaten al olduğunu görüyoruz sevgili dostlar. Yani teknikler bize ne diyor? Diyor ki e, önümüzdeki 24 saatte LRC'nin fiyatı şimdikine göre yüksek olacak diyor. LRC'de zaten çok güzel Hareketler görüyoruz. Spelde de nitekim aynı şekilde e, LRC yükselişi garantiledi arkadaşlar. Spelde garantiledi demeyelim garantilemeyi garantiledi diyelim. Neden? Çünkü e, henüz somut bir şekilde EMA 50'nin üzerine attığını görmüyoruz. E, tabii ki çok güzel gelişmeler var. Yani e, bakın uzun zamandır hiç EMA 50ye yaklaşabilmiş miyiz yani geçtiğimiz aylarda? asla yaklaşamamışız. Ve fakat şu anda dibindeyiz arkadaşlar. Az önce LRC'nin 1. 1. 1, 1. 1.1, 1.11 pozisyonuna, tavanına yapışıp kalması gibi biz de resmen MA50'ye yapışmışız ve yukarı çıkmak için zorluyoruz, diretiyoruz arkadaşlar. Ve işin devamında da çıkacağız dememiz oldukça yani mantıklı olacaktır. Çünkü bu işin sonu o sevgili arkadaşlar. Şu anda yatay gidiyor. E aslında bu pozitif bir şey. Çünkü normalde aşağı test yapması beklenir. Fakat e şu anda ne kadar ciddi bir yükselişe açlık olduğunu buradan zaten görebiliriz. Nitekim ilerleyen günlerde artık bakın EMA50'miz günlükte 0.20 46 47'lerde kendimizi EMA50'nin Üzerine atacağız sevgili arkadaşlar. 4 saatliğe de bir bakıp alımlar hakkında konuşalım. Sonra da teknikler derken videoyu bitirelim. Bu ne ya? Şu anda arkadaşlar bakın 4 saatlikte ciddi bir şekilde ee, düzgün bir hareket ve golden cross geldiğini görüyoruz. Şu anda bir süredir bakın yatay bir şekilde seyretmişiz. Ve 4 saatlikte bakın 4 saatlikte MA50'ye geldik çattık. Ee, bu noktadan sonra arkadaşlar bakın kırılma da yok ucunda çok güzel. Bu noktadan sonra MA50'miz düz eğimle yukarı ve de arkadaşlar MA50'den destek alarak bir çarpmayla yönünü yukarı çevirmesi oldukça muhtemel. Ee, yönünü yukarı çevirdikten sonra zaten şu anda e, net bir yükseliş gözüküyor. Yönünü yukarı çevirdikten sonra ilk hedef Günlük EMA 50 sevgili arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz fiyatlar e, yatırımcısı için alım için uygundur sevgili dostlar. Alım fiyatları için e, yani kısa vadede olanla bitenle uğraşmak istemiyorum diyorsanız al unut yapmak için uygundur. Bunu söyleyeyim. Haricinde bir diğer alım noktamız günlükte EMA 50 üzeridir. 0.00 şu an 466'lara tekabül eden fiyat biz üzerine attıktan sonra 46 45 buçuklara tekabül etme ihtimali çok yüksek. Konuyla alakalı zaten güncel olarak bir video çekeriz ulaştığımız zaman. Aşağı yukarı yani EMA 50 üzeri alım için güzel bir fırsat olacaktır. Çünkü yolun sonu devamı yukarı yönlü olacaktır. Destek destek alındığında 2.0517'ler güzel bir alım fırsatı. 2.0838'ler güzel bir e, 0.105'lerde güzel bir alım fırsatı üzerine attığımız zaman e, kanalı yani destek burayı destek aldığımızı ve kanalda gezintiye artık çıkacağımızı altına düşmeyeceğimizi söyleyebiliriz. Alım noktaları da bu şekilde e, spell Uzun vadede güzel bir yükseliş serüvenine girmek için şu anda sınırları zorluyor ve e, yükselmesi de oldukça olası sevgili dostlar. 4 saatlikte de zaten güzel çalışmalar görüyoruz. Özetle de al görüyoruz. Yani diyor ki önümüzdeki 24 saat içerisinde şu an olduğuna kıyasla yüksek bir noktada olacaktır. Süper. Ee, bu videoda buraya kadardı Dostlar Umarım yardımcı olabilmişimdir ee, kanala abone olmayı videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayalım hepinize bol kazançlar dilerim görüşmek üzere hoşçakalın